Dün günümüz acıyla doldu diye üzülme Ertuğrul. Senin yuvana döndüğün her gün benim düğünüm. Sen sadece dikkatli ol, olur mu? Sen benden hayır duanı esirgemediğin sürece korkacak neyim olur ki benim? Yolun açık olsun. Güneş tenini yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi dön bana. Evlat, o yük bu çuvala sığmaz gayrı. Sandığı yanımıza almayacak mıyız efendim? Müsaade var mı? Gel. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Obanızdan ayrılma vakti geldi evlat. Sizi bir daha görebilecek miyim? Elbet bir gün karşılaşacağız. Endülüs'ten buralara kadar birçok yer bize mesken oldu. Birçok kapı bize gönlünü açtı. Lakin hiçbiri kayı obası kadar huzurlu değildi. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Sizi zor günlerimizde ağırlamak zorunda kaldık. Zor günlerinize şahitlik ettim. Lakin bir tohumdan yeni bir hayatın filizlenmesi gibi İslam aleminde de yeni bir dirilişin sancılarına şahitlik ettim. Artık av da senin, toy da senin Ertuğrul. Bunu bilesin. Vazife verilenlerden oldun. Allah sana da o bana da her daim güç versin. Yolunu açık etsin. Amin. Sizin de yolunuz açık olsun. Thank you.
Sandığı unuttunuz efendim. Sana daha önce söylediğim gibi evlat. Emanet artık sahibini buldu. Şimdilik açma kapağını. Günü geldiği vakit o sana açılacaktır. İçinde ne var diye sorsam? Kaderinin sana yüklediği vazifeyi yerine getirirken, dara düştüğünde, bunaldığında sana yardım edecek küçük bir hediye diyelim. Sandığı açmak biraz zordur. Kabuğu aşıp cevhere ulaşmak her zaman güç olmuştur. Vakti geldiğinde o kabuğu açıp cevhere ulaşacaksın. Gökçe Hatun, Selcan sana emanettir. Sadece o değil, bebemiz de. Yolunuz açık olsun Gündoğdu Bey'im. Gönlünü ferah tut. Halime de, Haymana da yanımızdadır. Ablam da siz dönene kadar iyileşecektir inşallah. İnşallah. Selametle. Halime Sultan, aramıza hoş geldin. Safalar getirdin. Sağ olun Gündoğdu Bey. Sözlerinizden onur duydum. Selcan Hatun'u merak etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Selametle. Yengem nasıl ağabey? Yolumuz çok uzun. Yengemi böyle yalnız koyma istersen. Olur mu öyle şey kardeş? Oğuzlar, Moğollarla ölüm kalım savaşına girmişken... babamın da dediği gibi bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Onun yanında olduğumu göstermek için elbette ben de geleceğim. Her şey hazır mı Bamsı? Biz beyim her zaman hazırız. Aslanım. Ağabey. Burası sana emanet.
Bu yüzüğü büyük dedem Gökalp, oğlu Kızılbuga'ya verdi. Kızılbuga'da babam Kaya Alp'e. Ben de şimdi sana emanet ediyorum. Gidip de dönmemek var. Vakti geldiğinde obanın beyine bunu vermek senin vazifendir. Bu önce senin vazifendir beyim. Öyle konuşmamalıydım abla. Ne kadar hatalı da olsa, günahkar da olsa, sana öyle davranmamalıydım. Daha beni itibar etmem gerekirdi abla. Bağışla beni ablama. Sen benim canımdan parçasın. Şimdi bir parçamız daha geliyor. Abla yaşamalısın. Gün doğdu beyim için. Beben için yaşamalısın abla. Teslim olmayasın ablam ne olur.
Süleyman Şahımız gibi. Gün doğduğumda onu affetmiş belli ki. Çok şükür. Artık her şey eskisi gibi güzel olacak Gökçem. Bundan sonra ne kendimizi ne de başkalarını suçlayarak kanlı gözyaşımızla kazandığımız mutluluğumuzu gölgelemeyelim. İnşallah Selcan kızım da iyileşecek. Allah'ın izniyle. Artık obamızda acılar son bulur inşallah. Beni alıyorsun kızım. Benim Titus. Siz olduğunuzu anlayamadım efendim. İstediklerimi getirdin mi? Evet efendim. Bir haber var mı? Üstad Titus, Süleyman ve oğulları Fırat Nehri kıyısındaki bir kervansarayda Oğuz beyleriyle görüşecekler. Oğuz beyleriyle mi? Neler dönüyor Cornelius? Ne yapmaya çalışıyor bu Türkler? Moğollara karşı bir ittifak arayışında oldukları söylenmekte efendim. Lanet olsun onlara. Selçuklu elçisi de gelecek miymiş? Evet efendim. Alaaddin Keykubat bizzat Atabey'i Celaleddin Karatay'ı gönderecekmiş. Bu ittifak sadece Moğollara değil, aynı zamanda Haçlı ordusuna karşı da yapılmış bir ittifak anlamına gelir. Bu Müslümanlar bir kez birlikte hareket etmeyi öğrenirlerse bu hepimizin sonu olur Cornelius. Buna müsaade edemem. Süleyman ve dölleri asla kervansaraya ulaşmamalı. Ne yapmam istersiniz efendim? Hemen yola çık. Ben Ertuğrulları takip edeceğim. Adamları topla. Thank you.
Hava kararmak üzere. Geceyi burada geçirelim. Etrafı bir kolaçan edin. Bir mi dersin beyim? Günlerdir yoldayız abi. Ağzını bıçak açmaz. Bu hepimizi üzer. Lakin en çok da babamı. Kendini topla. Vazifemiz büyüktür. Haklısın. Haklısın kardeşim de. Sercan'ı aklımdan çıkaramam. Bir de o Titus denen kefereyi. Sercan'ı sana yüce Rabbim verecektir. Buna inanırım. Titus'a gelince onu da sana ben vereceğim. Dündar'a da yengeme de yaptıklarının cezasını sen vereceksin. Güven bana. Babam bizimle bir şey konuşmak ister. Hadi gidelim. Oturun evlatlarım. Etraf güvenli beyim. Titus şu ana kadar saldırmadığına göre bize kurtulamayacağımız bir tuzak hazırlıyordur. Haklısın baba. Bize doğrudan saldırmanın nelere mal olduğunu öğrendi. Kervansaray'a yakın atacak bu suyu. Yarın akşama kadar kervansaraya varırız inşallah. İnşallah evlat, inşallah. Sayımız az. Görevimiz mühim. Kimsenin tahmin etmeyeceği bir yoldan giderek onu şaşırtabiliriz. Bu kez o bizim tuzağımıza düşmeli baba. Kimsenin burnu kanamadan bu işi bitirmeliyiz. Ama en önemlisi sağ salim kervansaraya gitmek. Merhem hazır. Eygiş ezası uçmadan hemen sürün dedi. Ben yaparım Halime. Sen bırak oraya. Ana. Halime. Bekle kızım. Diyeceklerim var. Kilimhaneyi büyütmek isteriz. Şam'dan Konya'ya kadar herkes bizim kilimlerimizi, dokumalarımızı sorar olmuş. Maşallah. Konstantiniyye'den gelen tüccarlar bile bizim mallarımızı sorar olmuşlar. Deli Demir'i Halep'e göndereceğiz yeni tezgahlar alması için. Bu çok masraflı olur ona.
Tapınakçılardan elde ettiğimiz ganimeti bununla kullanacağız. Sonra bir şey daha var. Süleyman Şah da, ben de bundan sonra Kilimhane'nin başına senin geçmeni isteriz. Düğün hazırlıklarımıza devam etsin o zaman ana. Tabii ki devam edecek kızım. Eğlencemizden mahrum kalmayalım değil mi? Haklısın. Tabii ki. İnşallah Selcan kızım da iyileşecek Allah'ın izniyle. Obamıza huzur gelecek diyorum ama. İçimdeki bu sıkıntı nedir? Onu bilmiyorum Halime. Sadece çok yorgunsun ana. Dinlen biraz. Biz Deli Demir'le Kilimhane için hazırlıklarımızı yaparız. Sen merak etme ana. Sağ ol benim güzel kızım. Sağ ol. İlacını hemen sürelim ana. Siz ikiniz şuraya. Sizler de yerlerinize. Şu çalıların arkasına iki adam daha yerleştirin. İlk hareket onlardan gelsin. İkinci okçu birliği de ardından Alper'e saldırsın. En sonunda attılar. Emredersiniz efendim. Hepiniz yerlerinize. Ne oldu? Ne gelen var ne giden. Ne yapmamızı istersiniz? Hazırlanın. Kervansaray'a gidiyoruz. Toparlanın. Gidiyoruz. Kaç bakalım Ertuğrul. Nereye kadar kaçacaksın? Diyelim Banu Çiçek gönlünü bir iyile kaptırdın Hatice. Öyle bir kır çiçeği solup giderken arılar onu hiç yalnız bırakır mı kardeş? Arılar korktu diyelim. Hani Banu kız deli dolu ya. Babası gitti, kızını verdi. Şöyle kara yağız, tuttuğunu koparan bir yüde. O zaman ne edeceksin? Var ya. Ne şu mağazlı adamsın sen? Ne dedim ki? Öyle değil, körün eli. Dur kız kardeş. Utangaç horozun. Kurmanın sapı, ereğin hoşafı, deyü deyü bir halt edeceği yok.
Madem kızda gönlü vardır, biraz dürtmek gerek bu hımbıl kardeşi. Ulan sen var ya sen. Bakalım Titus bizi göremeyince ne yapacak? Kervansaray'a kadar bizi takip edecektir. Bu sürdüğü son iz olacak baba. Süleyman. Korku. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz Dürgar. Oğuz'un şanlı beyleri. Hoş gördük. Hay maşallah. Aslan parçaları oğullarınla haşlıların ümüğüne çökmüşsün. Orduların toparlayıp tekrar üzerimize çökene kadar sittin sene beklemeleri gerek. Dayılarıyım diye demiyorum. Bu aslan parçası evlatlar sende olduğu sürece onların ordularını da ezer geçersin. Eyvallah Korkut, eyvallah. Bacım Hayme nasıl? Selamlarını söyledi. Ellerinden öper Korkut. Korkut Bey de burada. Konuşmanın tam zamanı ha. Senin için soralım mı Banu Çiçeği? La oğlum dedireceğiz mi adamı siz? Gel eleşelim şununla. Dur hele dur. Şimdi işimiz var. Ertuğrul evladımızın bizi büyük bir felaketten kurtardığını unutmadık Süleyman Bey. Eyvallah. Süleyman Şah aramızda değiller. Çünkü kefere haçlılarla da işbirliği yapmıştır. Yalan! Bu şerefsiz bizlere iftira atmaktadır. İslam alemine nifak tohumlarını sokanlar, Kudüs'te başımızın secdeye değmesine mani olmak isteyenler şimdi de Oğuzları birbirine kırdırıp Selçuklu devletini yıkmaya çalışmaktadırlar. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarının ordularını emanet ettikleri bu adam müsveddesi bir Haçlı köpeği olarak karşınızdadır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Süleyman Şah, oğulları Gündoğdu ve Ertuğrul geldiler Atabey.
Evlatlarınla gerçekleştirdiğin fetihten haberimiz oldu hamdolsun Süleyman Şah. Sultanımız Alaaddin Keykubat sana ve oğullarına selamlarıyla birlikte tebriklerini getirmemi rica etti benden. Eyvallah Atabey Karatay. Benim de selamımı kendisine söyle. Şam melikesiyle evliliği için kendisine getirmiş olduğum sediyeyi kabul buyursunlar. Eyvallah Süleyman Şah. Sultanımızın bu evliliği sizin çabanız olmasaydı gerçekleşmeyecekti. Sultanımızın sevgisi ve saygısı üzerinizden hiç eksik olmayacaktır. Allah razı olsun. Buyurun oturun şöyle dinlenin biraz. Ayran getirsinler. Yeğenlerim soluklansın biraz. Buyurun. Ertuğrul geldi. Aksakallar bu akşam Ertuğrul'u kabul edecekler. Hatunlar. Diyeceklerim var. Günlerdir ara vermeden çalışırsınız. Kiminiz dokuma yapar, kiminiz kilim. Kiminiz alplere giysi diker, kiminiz zırh hazırlar. Lakin Halep'ten aldığımız ve yenilediğimiz tezgahlara rağmen hala istediğimiz kadar mal yapamadık. Bilirim çok yoruldunuz. Eğer yeniden bize göç yolu görünürse halimiz nice olur. Dahası alplere diktiğimiz zırhların ve giysilerin sayısı çok az. Diyeceğim şu ki hatunlar. Süleyman Şah'ım obaya dönene kadar onun bize verdiği hedefi tutturmak zorundayız. Ben hevesli genç kızlarımıza yaptığım işi öğretmek isterim. Sayımız artarsa daha bereketli malı imal ederiz. Anlaşıldı mı hatunlar? Anlaşıldı. Bizden geleni yaparız. Hadi yaparız. Sağ olun hatunlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Gelecekte obanın anası olacak belli. Şimdiden kaynanasının gözüne girmeye can atıyor. Sırtı nasıl baba? Kurdoğlu çıvanından sonra bu ne ki evlat? İyice çıvanlar atlattık. Konya Sarayı'ndan Kahire Sarayı'na kadar senden ve ağabeyinden övgüyle söz edilmesi beni gururlandırır oğlum. Senin yeteneklerin ve zekan beni misliyle geçti. Estağfurullah baba. Geçmesi de gerek oğlum. Beylik görüsü, devlet görüsü içimizde sadece sende vardı. Senin dilinden, bu maharetlerinden sonra bu gerçeği ben de gördüm. Obamızın ila nihaya göçer olmadığının gerçeğini sen bizlere gösterdin. Öldüğümde babanın bütün yükünü sen sırtlayacaksın.
baba. Ağabeyin de bunu bilir evlat. Kabullenmiştir. Sen de kendini buna hazırlamalısın. Yeni bir vazifeyle obaya döneceğimiz kesindir evlat. Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını versin. Amin baba. Sonra ne oldu Konuralp? Banu Çiçek o adamla da evlenmedi Turgut. Allah Allah. Bu kadar taliplüsünün arasında niye ki birini seçmez bu avrat? Gönlünde biri var derler. Allah Allah. Kimdir acep bu adam? Ertuğrul Bey gördünüz mü? Ahan da geliyor. Doğan ne yaptı? Kervansaray'ın hizmetlileriyle ilgileniyor beyim. Dediğin gibi kardeş, içlerinden biri tapınakçı çıkarsa hiç şaşmam. Biz de Bamsı ile birlikte etrafı kolaçan edeceğiz. Bakalım Titus Deyyus'u buralara kadar gelmiş mi? Dikkatli ol. Emredersin beyim. Emredersin. Turgut. Bu Afşin Bey'e gözüm hiç tutmaz kardeş. Hele ki beyimle gizli gizli iş çevirirler ya. İyice uyuz olurum. Uyuz olurum kardeş. Hadi biz işimize bakalım kardeş. Hadi. Sen yalnız gireceksin. Sen neden gelmezsin Afşin? Bizim makamımız yetmez beyim. Buyur.